Herkese merhaba. Bugünkü kitap okumamızı krayondan, yuvadan, mektupları okuyacağız size. Fıstık önce analiz ediyor kitap. Enerji yaratımı. Artık biliyorsunuz, rehberler diğer nedenlerin yanı sıra sizin görünüşte hiç yoktan enerji yaratmanızı kolaylaştırmak için de buradadırlar. Ki bu tümüyle siz spiritüel kararlar verdiğinizde meydana gelen şeyin dengesinin bir parçasıdır. Şimdi üçlünün birincisinden söz edelim. Niyet. Birincisi kimseyi şaşırtmayacaktır. Çünkü biz ondan hep söz ediyoruz. Birincisi niyettir. Niyetle karmayı dönüşüme uğratan bir enerji yaratılır. Sizin karmanın dönüşüme uğratılmasının ardındaki enerjiyi anlamakta güçlük çektiğinizi sanmıyorum. Karma, sizin niyet etmeniz sonucunda sizden alınıp başka bir şeye dönüştürülen çok derin bir şeydir. Size bıraktığınız karmaya ne olduğunu, onun potansiyelinin denge nedenlerinden ötürü bir yere gitmek zorunda olduğunu anlatmıştık. Karma enerjisi tüm bir insan yaşamı potansiyelini temsil eder. Siz onu değiştirdiğinizde bu enerji dönüşüm sürecinde bir yere gitmek zorundadır. Daha önce de söylediğimiz gibi o Gaia'ya, toprağa gider. Ve gezegen bu enerjiyi mahseder. Dolayısıyla o insanın spiritüel bir vehçesi olmaktan çıkıp yerküre dediğiniz bir spiritüel taşıyıcıya dönüşür. O oradadır. Bu simyanın yan ürünü de yerküre değişiklikleridir. İşte bu yüzden bu zamanda böyle depremler olmakta ve bu yüzden okyanuslarınız ısınmaktadır. Vuku bulan şey budur. Ve eğer hatırlarsanız biz bunun böyle olacağını yıllar önce bildirmiştik. Gezegeninizin hava sisteminin ve jeolojik niteliklerinin hızlanması, insanların ışıklarını almalarının direkt bir sonucudur. İnsan ileri gitmeye niyet ettiğinde bir şey daha olur. Bu yeni bir enerji yaratır. Görünüşte hiç yoktan bir enerji yaratılmıştır. Bu kozmik kafes ile el sıkışan, sonra bu niyette bulunan bireyin rehberleri tarafından depolanan bir enerjidir. Bu da niyetin daha önce anlattığımız gücünü açıklar. Saf niyet, yaşam değişimi yaratacak enerjiyi kozmik kafesten çeker. Bu süreçte bu yeni enerji insanın içindeki üçlü birlik tarafından alınır ve böylece insanın enerji niceliği artar. Diğer insanlar, özellikle psişikler, sizin titreşiminizin ve gücünüzün arttığını birden fark ederler. Auranız değişir ve ışığınız öncekine kıyasla çok daha güçlü bir biçimde parlar. Siz ışığınızı taşırken görülen şey nedir? Bu mecazi olarak rehberlerinizin taşıdıkları yeni enerji kabıdır. Ve bu enerji kabı siz hayatta spiritüel olarak ilerlemeye karar verdiğinizde yaratılan yeni enerjiyi temsil eder. Bu rehberlerin bu kabı taşımalarının bir nedeni vardır. Celse bitmeden size bu nedeni ve onunla ilgili mekanikleri açıklayacağız. Eğer bir insan yaşam boyunca hiçbir spiritüel karar vermezse, böyle bir niyette bulunmazsa ne olur? Size daha önce de bu konuda bir yargı olmadığını söylemiştik. İnsan bu yolculuğu yaptığı, bu oyunda rol aldığı için onurlandırılır ve perde kapandığında tüm oyuncu kadrosu, oyundaki kötü adamları bile ve bu oyunda ölmüş olanlar bile bir kutlama yapar. Ama sözünü ettiğimiz durum bundan çok daha fazlasını içerir. Bu yeni güçlendirilmiş çağda spiritüel niyette bulunanlar hiç yoktan enerji yaratırlar. Bu simyadır. Eylem ve yaşam değişimi orada bulunur. Daha önce sözünü ettiğimiz aktif ışık orada bulunur.
O zaman insanın birlikte yaratmasını mümkün kılan şeyler olmaya başlar. İşte insan yeni bir yolu, kendi geleceğinden daha önce mümkün olmayan bir biçimde sorumlu olduğu yolu böyle yaratır. Üçlünün biri budur, niyet. Fiziksel. Şimdi fiziksel olandan söz edelim. Bazılarınız birçok geleceğe ve birçok yola sahip birçok dünyanın bulunduğuna inanırlar. Bu aynı anda birçok realitenin birlikte var olabileceği düşüncesi ezoterik bir düşüncedir. Peki bu doğru mu diye sorabilirsiniz. Bu gerçekten pek uzak bir düşünce değildir. Biz daha önce lineer zamanınızda belirli bir anda ortaya çıkan enerjinin ardından sıralanan potansiyellerden söz etmiştik. Gezegenin bu potansiyelleri kaydedilmiştir. Bu şekilde olmak zorundadır sevgili varlıklar. Çünkü biz şimdi de bulunuyoruz. Sizin geçmişiniz ve geleceğiniz hepsi şimdi buradadır. Dolayısıyla bu gezegenin potansiyeli şimdinin arda sıralanan enstantaneleridir. Ve biz size geleceğinizin ne olabileceğini şimdiki kararlarınıza ve şimdi olan enerjiye dayanarak söyleyebiliriz. O kaydedilmiştir ve asla kaybolmaz, yok olmaz. Bu tümüyle dengenin bir parçasıdır. Bu aynı anda bir arada var olan birçok dünya gibi tüm bu potansiyellerin depolandığı boyutlar arası bir yerin bulunduğu anlamına gelir. Ama burada sadece farklı lineer zamanlarla ölçülen enerjinin potansiyelleri bulunur. Dünyanın fiziği şaşırtıcıdır. Realiteniz değişmekte ve geleceğiniz boş bir sayfa olmayı sürdürmektedir. Hemen her ay bu gelecek sizin burada yapmakta olduklarınızdan ötürü değişmektedir. Fiziksel bedenin ve fiziksel gezegenin mucizeleri bu değişim dönüşümün örnekleridir. Burada bir sihir yoktur. Bu şeyleri meydana getiren şey spiritüel bilgelik ve kurallı fiziktir. Siz kozmik kafesten enerji çekmeyi ve gezegen için yeni enerji yaratmayı sürdürüyorsunuz. Ki bu da sizin gelecek potansiyellerinizi değiştiriyor. Partnerim geçen sefer buraya gelip karşınıza çıktığında sizinle paylaşmak istemediği bir rahatsızlık yaşıyordu. O yönlendirildiği şifacılardan yardım almıştı ve bu fiziksel bir rahatsızlıktı. Bu rahatsızlık büyük bir hastalığa dönüşme yolundaydı. Partnerim bunu biliyordu ve bu rahatsızlıktan kurtulmayı istedi ve bunun için niyet etti. Geçen sefer karşınıza çıktığında bu rahatsızlığa hala sahipti ama o akşam celse bittiğinde bedeni kendini dengelemişti. Bu hastalığın bütün belirtileri ortadan kalkmıştı ve partnerin bu gerçeğin yani niyetin bilincinin bedeninin fiziğini değiştirmiş olmasının sevincini yaşadı. Size ne olup bittiğini söyleyeyim. Gerçek ve acı verici bir şeyin ortadan kaybolduğu o küçük mucizede bir simya, bir dönüşüm vardı. Ve bunun için büyük bir enerji gerekiyordu. Bu enerji bir başka tür enerjiye dönüştü. Partnerim kendi niyetiyle kendini iyileştirdi ve bu aynı zamanda rehberleri tarafından depolanan yeni bir spiritüel enerji yarattı. O, bu enerji simyasının bir bölümünü hala birlikte taşımaktadır. Diğer bölüm ise yerkürede, toprakta depolanmıştır. Ve ben sizden şimdi bunu anlamanızı beklemiyorum. Ne olabileceğiyle ilgili şimdi de üretilmiş bir potansiyel vardı. Ve partnerim hala bu potansiyeli taşımaktadır. O bu hastalığın geri gelebileceğinden korkmaktadır. Ve bu korku onun içinde bulunduğu dualitenin bir parçasıdır. Bu yüzden o sizin karşınıza çıkıp bu şeyleri anlatırken bunu onun bizzat deneyimlemiş olduğunu bilin. Şimdi o bu rahatsızlığı, onun yaşattığı hisleri size aktaracak bilgeliğe sahip olabilmek için deneyimlediğini anlamıştır. Ona sunduğumuz şey büyük ölçüde bu amaçla sunulmuştur. Çünkü
O böyle bir şey için izin vermiştir. Ama dahası da var. 5 hafta önce, Şubat 1998, en iyi bilim adamlarınız size en iyi bilgisayarlarıyla elde ettikleri bir haber verdiler. Buna göre önümüzdeki birkaç yıl içinde gezegeninize bir asteroid çarpacaktı. Ancak garip bir şey oldu ve aynı bilim adamları yine aynı bilgisayarlara dayanarak 2 gün sonra "Korkmayın, her nasılsa bir hata yapmışız, böyle bir çarpışma olmayacak" dediler. Sevgili varlıklar, siz bu 2 gün içinde gezegenin bir başka potansiyel yoluna geçmiş olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dünyanın 5 hafta önce orada bulunan enerji potansiyeli şimdi olmamış gelecek denen bir karanlık yerde bulunmaktadır. Bazılarına bu bir fantazi gibi gelebilir. Bilgi olanlar içinse bu böyledir. Matematik kendini savunabilir. Yörüngesel mekanikler kesindir. Ancak gizemli bir şey olmuş. Sadece 2 gün sonra hesaplar yeniden yapıldığında sonucun değişmiş olduğu görülmüştür. Bu enerjinin mucizevi bir biçimde dönüşüme uğramasının bir örneğidir. Ve buna kritik kütle dediğimiz insanlığın niyeti neden olmuştur. Bu simya sürecinde bir yerden bir başka yere giden bir enerji yaratılmıştı. O hala gezegende tutulmaktadır ve hala bir potansiyeldir. Ama bu mucizenin yan ürünü olan enerji, şimdi bunu değiştirmeye niyet etmiş her insanın rehberleri tarafından tutulmaktadır. Ve gezegendeki herkes bu mucizeyi görmelidir. Siz bu tür bir yanlış alarmı ilk ve son kez görmüyorsunuz. Niyet, realiteyi değiştirebilir. Duygusal. Şimdi size üçüncü ve en derin simya türünü anlatacağım. Siz insan bedeninin şifa bulmasının ve dengelenmesinin özel bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Size insan duygusundan söz edeceğim. Bu mucizelerin mucizesidir. Bu endişeyi alıp niyet simyasıyla huzura dönüştüren bir mucizedir. Biz bundan defalarca söz ettik. Endişe yaratmak için gereken enerjiye bir bakın. Siz endişe içindeyken bedeninize ne olur? O fizyolojik olarak değişir. Her bir hücreniz endişeyi tanır. Bu durumda siz kilo kaybetmiş olabilirsiniz. Cildiniz değişmiş olabilir. Tüm bunlar hissetmiş olduğunuz duyguya bir karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Siz daha yüksek bir düzeyde titreşmeye niyet ettiğinizde sahip olabileceğiniz şeyin bilgisi ve hazırlığıyla bu endişeyi huzura dönüştürürsünüz. Burada bunu defalarca yapmış olanlar vardır ve ruh bunu nasıl yapacaklarını öğrenmiş olanlara büyük bir sevgi aktarır. Siz enerji nereye gitmiştir diye sorabilirsiniz. Söyleyeyim, endişe ve korkunun yaratımında olmuş olduğu kadar çok gizli bir biçimde üretilen ve sizin için huzur yaratan enerji vardır. Ama bir yerden bir başka yere aktarımda bizim üçüncü enerji dediğimiz yeni bir enerji yaratılmıştır. O spiritüel bir enerjidir ve rehberiniz onu merkabanız içinde dönen bir başka renk olarak toplarlar ve o zaferin rengidir. Size korku baloncuklarının üzerine yürüyüp onlarla yüzleştiğinizde ne olduğunu söylemiştik. Şimdi onun ne olduğunu biliyorsunuz. Rehberleriniz
zaferinizle üretilmiş o altın halkayı zapt ederler. Onlar bunu mecazi olarak katma değer vergilerine katarlar. Bazılarınız üzüntü ve ıstırabı alıp onu da huzura dönüştürmüşlerdir. Ve bu sözleri dinleyenler ve okuyanlar benim neden söz ettiğimi bilirler. Onlar daha önce kendimi nasıl hissettiğimi biliyorum ve şimdi nasıl hissettiğimi biliyorum. Bu mucizevi bir değişiklik demişlerdir. Olay hala oradadır ama üzüntü ya da korku enerjisi gitmiştir. Dönüşüm tamamlanmış ve zafer enerjisi onu sizin için tutacak rehbere aktarılmıştır. Onlar işte bunun için buradadırlar sevgili varlıklar. Evet, okumamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Evet, fıstık da size son vedasını yapmak için geldi. Hoşça kalın.